Münafıklığın üzerine şeytanın karakteri mi oturur? Yakışıklı münafık, tabii çok ince tarif edilmesi gereken bir varlık ama genel hatlarıyla benim gördüğüm bir ölüyü şeytan ele geçiriyor, o kadar. Ondan sonra İslam aleyhine ne yapılabilir? Şeytan, ya bir insan kanına ne yapabilir? Onu yapmaya çalışıyor. Ama aklı yetmiyor şeytanın, yani akılsız. Halbuki her atağı Müslüman aleyhine olacağını tahmin edemiyor. Çünkü Müslümanlar aleyhine olan atakları Müslümanlığına canlanır. Mesela ayrılacak adam ayrılmaz. Mesela ayrılmayı düşünüyor, zayıflamıştır. Ayrılmaz münafık hata olduğuna, daha bağlanır, güçlenir. Mesela yahut adam atalet içindedir, bitkindir, içine kapalır, canlanır, müthiş aktif ve canlı hale gelir, atak hale gelir. Veyahut adam Müslümanlara mal, mülk, para, İslam'a katkıda bulunmak istemiyordur. Bütün gücüne katkıda bulunur o zaman. Mesela kazanmaya ihtiyaç duymuyordur, çok fazla kazanma ihtiyacını hisseder. Müslümanın kafasını açar, genişleştirir, öbür türlü meskenet gelir münafık olmazsa. Yani çok önemli, hayati bir olaydır. Onun için münafığı böyle bir anda elimine etmek falan değil de münafığı çomaklayıp teşvik etmek önemlidir. Yani yolunu kesip kapısını kapatmak değil. Yani engellemek değil. Engellemek değil. Ama tabii Resulullah zamanında çok müthiş pislik yapmışlar. Ama ahir zamanda tabii nitelikli münafık olmakla beraber yani kitlevi bir münafık pek olmadığını müşahede edebiliyoruz. Yani küçük sayıda olmuş oluyor ama o da Müslümanın ihtiyacını giderecek derecede olur. Yani az sayıda da olsa kıymetlidir. İyi değerlendirmek lazım. Şevke sebep olur. Mücadele azmine sebep olur. Çünkü küfür nerede bulacağını da küfür senden gelip ulaşacak. Küfür çok atıl bir yapıdır yani. Kimse uğraşmaz. Mesela Darwinistler de ayda yılda bir ortaya çıkıyorlar. Yani çok nezaketli falan. Halbuki Allah aktif ve canlı bir mücadele istiyor. Ancak bunu münafık sağlayabilir. Yani atak bir tavrı, böyle dikkati çekecek bir atağı münafık sağlayabiliyor. O yüzden münafığı böyle bir an önce hani devreden çıkartmak değil de yani el altından böyle naif bir şey, imkan sağlamam. O zaman atağa geçer. En atıl olan bile canlanmış olur. Şevk denir. Yoksa meskenete çok yatkındır Müslüman topluluklar. İçine kapanırlar, daha sakin. Mesela Selçuklular döneminde öyle oldu. Yoktu bir münafık hareketi, aktif bir hareket yoktu. İçlerine kapandılar. İşte Mevleviler, dön baba dönelim falan böyle. Müzik dinlemeler falan. Ve yenildiler sonra. Hülagüt çıktı. Darmadağın etti hepsini, mahvetti yani. Ayrıca münafık Müslümanın aklının iyi çalışmasını sağlar. Küfre karşı mücadelede çok keskin bir akla ihtiyaç yoktur. Yani şeytani bir zekayla mücadelelerinde akıl çok güçlü çalışır. Yani çok harika ataklar yaparsın, çok harika yöntemler geliştirebilirsin. Ama öbüründe hemen hemen çok sıradan birkaç yöntemle mücadele edebilirsin. Keskin zeka gerektiren, keskin akıl gerektiren mücadele münafıklı olur. Çünkü direkt şeytanla muhatap olduğun için, şeytan da çok zeki, akıllı olduğu için ona gerçekten kaliteli bir akıl göstermiş olursun. Ve tabii şeytan da inatçı olduğu için, münafık çok inatçıdır. O dirençli olması Müslümanlar için güzel bir güç kaynağı olmuş oluyor. Yani pasif hemen dağılan olsa Müslüman gücünü gösteremez, aklını da gösteremez. Ama direniyor olması, dirençli olması gücün yükselmesini sağlar Müslümanlarda. Yani çok çok kaliteli bir aklın, çok kaliteli bir gücün ortaya çıkmasını sağlar. Yani kaliteyi teşvik eder, ihtişamı teşvik eder. Mesela Resulullah zamanında münafıklar çok ataktılar. Yani 300 kişi çok yüksek bir sayı, çok amansız bir sayı. Fakat Resulullah da tabii
yanındakileri de tam güvenemiyordu hepsine. Yani ana çekirdeğe güvenmekle beraber, meşhur bilinen sahabelere güvenmekle beraber, tanımadığı bilmediği insanlar da var. Onları rahatça ikna edebiliyorlardı yahut işte ne diyelim, onların kendi ağzıyla kafalayabiliyorlardı. Ya abi diyor, bu sıcakta çıkılır mı falan diyor, haklısın ya abi falan diyor. Yani şu anki argoyla oradaki argonun farkı yoktu o zamanlar. Dolayısıyla yani cahiliye ağzıyla konuşan, böyle ya kaşar uslupla konuşan bir adam, cahiliye uslubuna yatkın adamı rahatça ikna edebilir. O yüzden Resulullah biraz temkinli gitmiş benim gördüğüm, yani dikkatli davranmış. Ama ahir zamanda aman verilmeyeceğini Peygamberimiz hadiste belirtiyor münafıklara. Ama en büyük münafık hareket olarak ben FETÖ'yü görüyorum. Yani bu çok şiddetli büyük bir münafık hareket. Özetle yani münafık Müslümanın en büyük ihtiyacıdır. Öbür türlü atalet, bitkinlik meydana gelir. Hatta Müslümanın içerisinde dağılmaya bile sebep olabilir münafık olmaması. Çünkü güç kırılacağı için, şevk kırılacağı için münafık olmadığında heyecan kalkar. Meskenet boğar Müslümanı, boğabilir bir kısmını.